Bundan asırlar evvel, Nil Nehri'nin ab-ı hayat gibi aktığı, piramitlerin haşmetiyle gökyüzüne meydan okuduğu demlerden günümüze gelen işaretler, bizlere sanki göğün kapılarının açıldığını ve uzaktan gelen misafirlerin bu aleme teşrif ettiklerini fısıldıyordu. Bu kavim ki semanın ötesinden gelmiş, ellerindeki cihazat ile alemi hayretler içinde bırakmışlar. Bu cihazatlar ne Zümrüt-i Anka'nın kanadına benzer, ne de Rüstem-i Zal'ın mızrağına. İşte bu varlıklar semadan inip Mısır'ın altın kumlarına ayak bastılar ve insanlığın yaratılıştan beri fıtratında olan Allah inancını saptırıp kendilerine yönlendirdiler. Piramitler ki cihanın harikaları arasında belki de en mühimidir, bu haşmetli binaları yapmak için fevkalade bir bilgiye ve marifete sahip olmak icap eder. O devasa taşları havada uçurup yerlerine kondurmak, o dönemki Ademoğullarının elinden gelir iş değildi. Öyle ki piramitlerin her bir taşı ince bir hesap ve büyük bir kudret ile yerleştirilmiştir. Zira bu taşlar öyle alelade taşlar değildir. Her biri adeta birer nakış gibi işlenmiş, birbirine milimetrik hesaplarla oturtulmuş, Firavun'un huzurunda birer kadran gibi dururlardı. Piramitlerin içine girdiğinde öyle koridorlar görürsün ki, her biri birer labirenti hayretengiz. Adeta birer makine gibi işleyen bu yapılar, zamanın ve mekanın sırlarını saklar. Firavun, dünya dışı dostlarından edindiği, kendisine gücü elinde tutması maksadıyla verilmiş uhrevi cihazlardan aldığı güçle, kendisini tanrı ilan etmekte bir sıkıntı görmemiştir. Ve onun soyundan gelen firavunlar da nesilleri aynı şekilde yönetmeye devam etti. Tanrı kral meselesi ilk olarak Akad kralı Naramsin'in başlattığı bir yaygaradır aslında. Rivayet olunur ki onun mührü şahanesi altında göklerde ve yerlerde hüküm süren kadim tanrıların kuvveti bulunur imiş. Tanrı kral kavramını sonraki dönemde Sümerler, Hititler, Persler, Antik Yunanistan gibi birçok medeniyette de görebiliriz. Bu olgu zaman içinde şekil değiştirse de günümüzde bile halen yaşamaya devam etmektedir. Dünya dışı varlıklar insanlarla direkt iletişime geçmeden taç ve asa vasıtasıyla insanları yönetmişler gibi görünüyor. Belki dünyanın enerji kaynaklarını sömürdüler. Belki kendi yok olan dünyalarından kaçıp geldiler. Belki de hala aramızdalar ve büyük savaşlara etki etmeye, dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Dünyanın farklı bölgeleri, dönemin teknolojisiyle yapılması imkansız yapılarla dolu. Piramitler, Nazca çizgileri, Stonehenge, Göbekli Tepe, Puma Punku, Easter Adası heykelleri bunlardan bazıları. Uygarlıklar arasındaki savaşlardan, yıkımlardan ve istilalardan da anlıyoruz ki, bu uygarlıklarla iletişime geçen Ra el Samaş, Ninurta Nergal gibi tanrılar arasında da belli ki hassas bir denge vardı ve bu denge bazen bozulabiliyordu. Binlerce yıl evvelinden bahsederler ki, insanlığın teknolojisi fevkalade yüksek idi. Lakin birdenbire bir yıkım geldi ki, İnsanoğlu adeta başa döndü. İşte o noktada Anunnakiler dünya üzerine kurdukları teknoloji merkezlerini yok ettiler. Bunun birçok sebebi olabilir ama ve lakin bu bilgilerin hepsi sırra kadem bastı. Bu dönemde Sahra, Arabistan ve Gobi Çölü gibi şimdiki zamana göre çorak beldeler, o zamanlar adeta cennet misali yeşil vahalar idi. Tarlalarında nebatat, ırmaklarında balıklar coşkun bir halde hayat bulurdu. Lakin Anunnakiler bu topraklara öyle şeyler ettiler ki dünyayı kendi ihtiraslarına kurban eylediler. Bu mezkur teknoloji merkezleri insanlığın ilmini ve irfanını bir araya toplayan yerler idi. Fakat Anunnakiler bu merkezlerde büyük bir yıkım gerçekleştirdiler. Kuvvetli bir nükleer bomba ile her şeyi yerle yeksan ettiler. Bu felaketin akabinde yeşil vahalar çöle dönüştü, bereketli topraklar kurudu, ırmaklar susuz kaldı. Belki de bu yıkımın arkasında
Anunnakilerin kıskançlığı, kudret arzusu veya başka bilinmeyen sırlar yatmaktadır. Ama bu yok oluş, insanlığın büyük bir gerileme devri yaşamasına sebep oldu. Her ne kadar tarihimizde bu tür vakalar zihinlerde birer masal misali anlatılsa da, hakikat payı büyük olan rivayetlerdir. Bu anlatının kanıtı Sümer ağıt metinleridir. Hala şüphe hissediyorsanız kulak verin dinleyin dostlarım. Bütün asaletiyle tahtta oturan Enlil, öfkenin esiri oldu. Yıkım getirenler yeniden kötülük peşindeydi. O ki ateşle yakıp kavuran İşum ve o ki kötülük rüzgarının oğlu Erra. İkisi birlikte kötülük yaptılar. İkisi tanrıların kaçmasına neden oldu. Onları ateşle kavrulmaktan kaçırdı. Fırlatılmak üzere Anu'ya doğrultulmuş olan şeyi yok ettiler. Ülkenin üzerine bir felaket düştü. Daha önce insanoğlunun bilmediği bir felaket. Daha önce benzeri görülmedik, dayanılamayacak bir felaket. Şehirleri evsiz bırakan, evleri insansız bırakan, ahırları harap eden, ağılları boş bırakan, öyle ki Sümer'in öküzleri artık ahırlarda durmuyor, öyle ki koyunları artık ağıllarda gezinmiyor, öyle ki nehirlerden akan su acı tadıyor, öyle ki ekili tarlalarda yabani otlar bitiyor, öyle ki steplerinde sararıp solmuş bitkiler yetişiyor. Dehşet içindeki insanlar zorlukla nefes alabiliyorlar. Kötülük rüzgarı onları pençesine aldı, onlara fazladan bir gün bile bağışlamıyor. Ağızları kanla dolu, kafaları kana bulanmış. Kötülük rüzgarı yüzleri solgunlaştırmış. O zamanın savaşlarını zihninizde canlandırın dostlarım. Kılıçla, okla, savaş arabalarıyla yapılan savaşlar. Sizce yazıtlar böyle bir savaştan mı bahsediyor? Bu hikaye ki, akıl sahibi her kişinin aklını hayrete düşürecek nice ibretler barındırır. Anunnakiler, malumunuz olduğu üzere, dünya sahnesine zaman zaman müdahil oluyorlar gibi görünüyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında ve yine İkinci Dünya Savaşı süresince fizik, kimya, matematik, psikoloji ve dahi birçok ilim sahalarında vuku bulan keşiflere bir nazar ediniz. Acaba bu keşiflerde Anunnakilerin sihirli ellerinin izi olabilir mi? Düşününüz ki bu mahlukatlar belki de kendi alemleri yok olup gitmiş olduğundan dünya üzerindeki düzene el atmışlardır. Kendi ömürlerini uzatmak ve belki de dünya serüvenini yönlendirmek adına bu keşifleri ve icatları Ademoğlunun üzerinde kullanmışlardır. Dikkat ediniz ki o vakitlerde yapılan atom bombasının dahi arkasında bu varlıkların gölgesi belirmez mi? Belki de bu varlıklar bu alemin gizli efendileridir. Hikmet ehli demiş ki, insanın gözü gördüğüne inanır, aklı ise düşündüğüne. Belki de Anunnakilerin varlığı, gözümüzden saklanmış bir hakikat, aklımızın derinlerinde yankılanan bir gerçektir.